Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün sizlerle iman, İslam ve bunlar arasında bazı farklar, bunları değerlendireceğiz inşallah. Cenab-ı Hak hem imanın hem İslam'ın hakikatine hepimizi mazhar eylesin. Bununla alakalı önce ben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize intikal eden nebevi mirastan birisi olarak Hadis-i Cibril'i sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleriyle sohbet halinde. Sohbet halindeyken dışarıdan birisi geliyor. Tanımadıkları böyle birisi geliyor. Üzerinde böyle yani oralar tozlu olmakla beraber toz falan da yok. Alamet-i sefer üzerinde yok. O şekilde bir zat geliyor ve selam veriyor. Ardından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına iyice yaklaşıyor. Dizini dizine dayıyor yakın mesafede. Bazı sorular soruyor. Sorulardan ilk sormuş olduğu işte iman nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İmanın ne olduğunu, imanın altı esasıyla nazara veriyor. Allah'a, meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahirete, kadere iman etmek. Bunları söylüyor. O zat, sadakte ya Resulallah diyor. Doğru söyledin ey Allah'ın Resulü. Sahabeler şaşırıyorlar. Hem soru soruyor hem de doğru söyledin diye tasdik ediyor. Bu nasıl biri? Ardından İslam nedir? Onu soruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın beş esasını orada nazara veriyor. İşte kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat, hac bunları ifade buyuruyor. O zat yine sadakte ya Resulallah diyor. Ve ardından ihsan nedir? Onu soruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam el ihsan en te'abudallah ke enneke terahu. İhsan Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Fe illem tekun terahu fe innehu yerake. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bu şekilde cevap veriyor. Daha olayın devamı da var. Biz konumuzla alakalı bu kısmını ifadeyle iktifa edelim. Ve o zat sorularını soruyor, cevaplarını aldıktan sonra ayrılıyor. 3-5 adım atıyor, birden gözden kayboluyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla alakalı bilgi veriyor. Gelen diyor Cebrail'di. Bu şekilde bir insan şeklinde geldi. Size dininizi öğretmek için de bazı soruları sordu. Burada bu hadiste dikkatimizi çeken iman, İslam bir de ihsan. Bunlar kademe kademe. Her şeyden önce bize lazım olan iman etmek. Ardından iman sadece böyle mücerret bir şey olarak kalmamalı. Kalpte bir özellik olarak kalmamalı. Bu fiiliyata da yansımalı. İnsanın davranışlarına, amellerine yansımalı. O da İslam. İşte namazdır, oruçtur, hacdır, zekattır bunlar bir takım amellerimiz. Bu da İslam yönü. Bir insan namaz kılar, oruç tutar ama diyelim namazı kılarken bir takım beden eğitim hareketleri olsun diye kılabilir. Yani bu faydalıdır, ben de kılayım der. İhsan boyutundan mahrum kalır. Veya diyelim oruç tutacaktır. Sağlığım için iyi olur. Hem de perhiz yapmış olurum diye düşünür. Allah için ibadet yapmak gibi bir nimetten mahrum kalır. Demek ki sadece iman, sadece İslam yetmiyor. Ardından bunun bir devamı, işin kaliteli, kıvamlı yönü. O da ihsan boyutu. Yani Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Bu şekilde insan iman, İslam, ihsan bu üçünü ele aldığında, hayatında uyguladığında gerçekten çok kaliteli bir duruma yükselmiş olur. İslamiyet'te bunların her birinin zaman içinde ilimleri meydana gelmiş. İmanla alakalı akaid ve kelam ilmi. Akaid tek taraflı olarak İslam inancını bize anlatır. Pek tartışmalara girmez. İslam'da Allah inancı şöyledir. Bunlar anlatılır. Daha diğer iman edilecek şeyler anlatılır. Kelam ilminde ise bunlar biraz tartışmalı bir şekilde ve zaman zaman da
felsefesi yapılarak anlatılır. Aralarında böyle bir fark var. İslam'la alakalı, yani İslam derken muamelatı, ibadetleri kastediyorum burada. Bununla alakalı da fıkıh ilmi söz konusu. Alimler İslam'ın meseleleriyle alakalı, işte temel meseleleri gerek Allah ile kul arasında, gerekse insanların kendi aralarındaki muameleleri, bunları kitaplar halinde ifade etmişler. Fıkıh ilmi bunu inceliyor. Peki ihsan boyutu o nedir? İhsan boyutu da tasavvuf. Tasavvuf derken tarikatla eş anlamlı kullanmıyorum. Tarikat tasavvufun sistemleşmiş şeklidir. Yani tasavvuf diye bir hakikat var. İnsan kalbini kötü şeylerden sıyırmalı, nefsini arıtmalı ve güzel duygularla dopdolu hale gelmeli. Her halükarda bu böyle olmalı. Bunun sistemleşmiş bir şekli tarikattır. İşte yani Nakşibendi tarikatı gibi veya Kadiri tarikatı gibi, daha başka tarikatlar da var. Bunlar bunu bir sistem halinde ifade ediyorlar. Mesela fıkıhla alakalı da bir takım böyle Hanefi, Şafii, Maliki bu gibi mezhepler meydana gelmiş. Onlar da zamanla sistemleşmiş. Akaidle alakalı da İslam inancını anlatan değişik görüşler zamanla ortaya çıkmış. İmam Maturidi, İmam Eş'ari gibi veya daha başka şekilde değerlendiren başka zatlar gibi. Bunlar da İslam'ın itikat yönünü ele almışlar. Demek ki her şeyden önce sağlam bir inanç, o adeta işin temeli gibi, işin esası. Bir insan o temeli elde etmeli, sağlam bir iman temeli atılmalı. Bunun devamında da İslam binası. Önce sağlam bir temel, ardından binayı yapıyoruz. O da işte İslam binası olarak bunu ifade edebiliriz. Üçüncü boyutta ise ihsan. O da içindeki müştemilatın daha güzel bir şekilde yerleştirilmesi, boyasının vesairesinin ziynetleri, bunlar da daha güzel olur. Yani bunlar olduğu zaman o evin ziyneti, kemali daha güzel bir şekilde olur. Demek ki bu üçü çerçevesinden meseleye bakmak lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu üçüyle alakalı çok ayetler var. Biz bugün konu itibariyle iman, İslam ve bunun arasında fark, bunu nazara veren Hucurat Suresi 14-18. ayetler. Orada Kur'an'ı bir bakışla, Kur'an'dan bir örnekle meseleyi biraz daha müşahhas hale getirmeye çalışacağız. Burada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Galetil arabu amennâ. Bedeviler dediler ki iman ettik. Kullem tu'minu. Ey peygamber sen de ki siz iman etmediniz. Velakin gulu eslemna. Lakin deyin ki biz İslam'a girdik. Velemme yedhulil imanu fi gulubikum. İman henüz sizin kalplerinize girmiş değil. Ve in tuti'ullaha ve rasule. Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz la yelidkum min a'malikum şey'e, o amellerinizden herhangi bir şeyi noksan kılmaz. Tam tamına karşılığını verir. İnnallâhe gafurur rahim. Şüphesiz Allah gafur rahimdir. Beni Esed kabilesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişler ve iman etmişler. İman ettiklerini ifade etmişler. Ancak iman ettik dedikten sonra da Peygamberimizden daha böyle bir takım maddi yardımlar, sadakalar, ganimetlerden biraz daha özel pay gibi, o gibi talepleri olmuş. Gerekçe olarak da devamında daha sonra geliyor. Bir nevi minnette bulunmak istemişler ve demişler ki bak falan kabile bir savaşın neticesinde Müslüman oldu. Filanlar şöyle şöyle Müslüman oldu. Ama biz kendimiz geldik, kendimiz Müslüman olduk. Dolayısıyla bize bir ayrıcalık tanı, bize daha böyle özel bir ikramda bulun, bunu ifade etmişler. Kur'an-ı Kerim bunu bize hikaye ediyor ve bu münasebetle de iman-İslam meselesine burada giriliyor. Önce galetil Arap, oradan başlayabiliriz. Bedeviler dediler.
Bedevi kıt anlayışlı. Yani zaten hani çöl şartlarını şöyle bir düşünecek olursak, orada özellikle daha böyle toplumdan tecrit edilmiş, kendi halinde dar bir alanda yaşayan, dar bir alan derken başkalarıyla münasebeti olmayan, medeniyetten uzak olan kimseler, bunlara Arap, Bedeviler deniliyor. Bu bir tipleme gibi de düşünülebilir. Tarihin hemen her döneminde Bedeviler vardır. Öyle ki medeni görünüm altında Bedevi, hak ve hakikate karşı yabani pek çok kimse günümüzde de bulunmaktadır. Medeni hayatın böyle zirvesinde gibi görülse de iç dünyasında Bedevi olan pek çok kimse günümüzde de vardır. İşte bunlar amenna diyorlar, iman ettik. Cenab-ı Hak peygamberimize şu talimatı veriyor. Ey peygamber sen de ki, lem tü'minu, hayır siz iman etmediniz. Velakin gulu eslemne, lakin deyin ki biz İslam'a girdik. Dehalnel İslam, o mana verilir. Başka manalarda veriliyor da bu genel muhtevaya sanki daha uygun görülüyor. Buradan şu anlaşılıyor, iman, İslam birbirinden farklı. Alimler bunu değerlendirirken bir kısmı bu lafsi bir tartışmadır demişler. Bir cihetten bakılırsa iman, bir başka cihetten bakılırsa İslam, aynı hakikatin farklı ifadesi gibi o tarzda değerlendirmişler. Ama öyle anlaşılıyor ki burada ayrı ayrı kelimeler kullanıldığına göre arada bir fark da olması gerekir. Ben bunu şahsen şöyle anlıyorum. Ne derece isabetli artık bu ayrıca beraberce de değerlendirilebilir. Mesela okula gönderdiğimiz, ilkokul 1'e gönderdiğimiz çocuğumuz artık öğrenci özelliği taşır. Ona öğrenci denilir. Ama okula ilk başladığı gün henüz daha pek bir şey de bilmemektedir. Sadece bir ünvanı değişmiştir. Dün ona öğrenci denilmiyordu. Bugün gönderdik, öğrenci oldu. Ona da öğrenci deniliyor. Üniversitede okuyana da öğrenci deniliyor. Elbette bu ikisinin hakikati aynı değil. Dolayısıyla hani bir boyacı küpü değil ki böyle hani küpün içine insanları sok çıkar. Ardından da tamam bu boyaya girdiniz. İslamiyet öyle değil. İşte sıbgatallah ve men ahsenu minallahi sıbga. Bununla alakalı da değerlendirilebilir. Allah'ın boyası daha güzel. Kimin boyası olabilir? Yani İslam'ın boyasıyla boyalanmak. Ama bu hemen amenna demekle bitecek bir iş değil. Ömür boyu devam edecek bir süreç. Dolayısıyla burada imanın onlardan nefy edilmesi, anladığım kadarıyla yani siz henüz daha imanın hakikatına ermediniz. İman sadece işte amenna demekle bitecek bir olay değildir. Lakin siz İslam'a girdiniz. Bu ne demek? İşte okula bir öğrencinin kaydolup da ona öğrenci denilmesi gibi. Ama henüz daha meselelere yabancı, bunları zaman içerisinde öğrenecek. Bu açıdan değerlendirilirse anladığım kadarıyla daha böyle rahat bir değerlendirme oluyor ve bir takım tartışmalardan da uzak kalmak mümkün olabilir. Bunun yanında iman tasdike bakıyor. Evet şu şöyledir, Allah vardır. Mesela bir hüküm, orada bir tasdik var. İslam ise hakka tarafgirlik ve daha çok amel boyutu. İşte inancımızın amel boyutu. İman kalple alakalı ama İslam dediğimizde diyelim elimize, gözümüze, kulağımıza, bütün azalarımıza tereddüt eden ameller var. Bunlarla alakalı durumlar, bu da İslam şeklinde ifade ediliyor. Biraz evvelinde hani bir bina örneği vermiştik. Kök şey, temeli var. Bir de yukarıya doğru bu bina yükseliyor. Ama ardından bir de içinin tezyinatı var. Başka bir örnekle aynı manayı ifade edecek olursak, iman köke benzetilebilir, ağacın köklerine. İslam da bunun dal budak salmış şekli. Eğer ihsan boyutunu da yakalayabilmişse meyve vermiş şekli. Bu şekilde değerlendirilebilir. Zaman zaman şöyle oluyor. Yani mesela bazı insanlar var.
Amenna diyor, iman ettik diyor. Fakat bakıyorsunuz yaşantısının imanla o derece alakası yok. Hatta İslam'a belki pek taraftar bile değil. Ben Müslümanım ama faiz günümüzün bir realitesidir. Artık bu haram olmamalı diyor. Halbuki bu Müslüman olmaya da muhalif olan bir durum. Ama diyelim Amerika kapitalizmin merkezi kabul edilir. Öyle olmakla beraber bugün Amerika'da acaba sıfır faizli bir sistemi nasıl uygulayabiliriz? Bunun araştırmaları yapılıyor. Yani Amerika devlet olarak Müslüman değil ama bu noktada İslam'ın bir hükmüne veya pek çok hükmüne taraftar durumda. Demek ki şahıslarda da böyle olabiliyor. Yani amenna diyor, iman ettim diyor ama fikir dünyasında İslam'ı henüz daha hazmedememiş. İslamiyet'e Fransız kalmış tabiri caizse, yabancı kalmış. Bu durumda mümini gayrimüslim deniliyormuş bunlara. Yani risalelerde geçen bir ifade olarak mümini gayrimüslim. Bir de müslimi gayrimümin var. Bu da bunun mukabili olan. Yani bakıyorsunuz uygulama itibariyle İslamiyet'i hayatında uygulamaya çalışıyor. Hakka tarafgir ve düzgün bir hayat yaşamaya çalışıyor ama iman etmemiş. İslami ölçüler çerçevesinde sahih bir imanı elde etmemiş. Böyle olanlar da var. Peki bunların bu temiz hayatı, güzel hayatı nereden geliyor? Doğrudan bir imandan değil ama fıtrat-ı selimeden geliyor. Allah-u Teala insana hak ve hakikata tarafgir olabilecek bir fıtrat vermiş. Böyle olunca eğer insan bu fıtratını bozmamışsa zaten İslam'ın hükümlerini fıtri olarak uygular. İslamiyet'te yalan söylemek en büyük günahlardan birisidir. Fıtri olarak da insan yalan söylemekten rahatsızlık duyar. Öte yandan yardımcı olmak vicdani bir görevdir. Başkalarına yardımcı olmak vicdanının sesini dinler ve ona göre başkalarına yardımcı olur. Hollanda'dan ben bir örnek vereyim. Hollanda'da Rotterdam İslam Üniversitesi var malum. Oraya gidip gelen öğretim üyelerinden birisi oradaki rektör beye diyor ki hocam diyor siz gördüğüm kadarıyla çok faydalı işler yapıyorsunuz. Ben de size destek olmak isterim. Ben diyor Müslüman değilim ama böyle hayırlı şeyleri severim. Yıllık kazancım diyor 30 bin 60 bin euro. Bunun üçte biri sizin diyor. Ve çıkarıp 20 bin euroyu böyle bağış şeklinde üniversiteye bağışlıyor. Yani bu adam bizim bildiğimiz standartlarda mümin değil. Kendisinin zaten Müslüman olmadığını da ifade etmiş. Ama yapmış olduğu fiil İslami bir fiil. Bu noktada bir Müslimi gayrimümin bu tabire misal olabilecek bir hali var. Ülkemizde de Türkiye'de de bunun pek çok örneklerini görebiliriz. Mesela ayette İnne salate tenha anil fahşai vel münker buyuruluyor. Yani namaz fuhşiyattan, münkerattan, kötülüklerden alıkor. Ama namazını kılmış olduğu halde fuhşiyattan, münkerattan geri kalmayan bir takım kimseler de olabiliyor. Demek ki namazın hakikatına henüz erememiş. İslamiyet sadece namazla değildir zaten. O dinin hükümlerinden bir tanesi. İslam'ın hakikati bu kimsede görülmemiş. Tabi İslam'ın çok net, güzel bir şekilde görülebilmesi imanın kuvvetli olmasıyla çok yakından alakadar. Kök ne kadar sağlamsa ağaç ona göre güzel büyür ve meyveleri de ona göre güzel olur. Bundan dolayı imanla İslam arasında bu tarzda çok yakından münasebet var. Ve iman İslam'ı besliyor. Yani iman eğer canlı tutulursa, insan daima imanda terakki edecek olursa, adeta gözle görür gibi bir iman seviyesini elde ederse, o kimse namazı da çok rahat kılar. Doğru sözlülüğe çok rahat riayet eder. Başkalarına yardımcı olmayı hayatının gayesi bilir. Daha diğer güzel neler varsa bütün bunları gösterir. Böylece ahlak itibariyle de İslam ahlakını hayatında en güzeliyle göstermiş olur. Birazdan zaten iman-İslam ilişkisinin başka bir açılımını doğrudan ayetten de takip edeceğiz. وَاِنْ تُطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْئًا O amellerinizden hiçbir şeyi
noksan kılmaz. Tas tamam size karşılığını verir. İnna Allah gafurur rahim. Şüphesiz Allah gafur rahimdir. Burada Allahu Teala'nın gafur rahim olarak nazara verilmesi, yani günahları bağışlayandır ve merhamet edendir, bu şekilde anlatılmış olması, demek ki o bedevilerin hali tövbe istiğfarı gerektiren bir durum. Yani Allah onlara İslam'a girmek gibi bir nimeti nasip etmiş, tutup minnet etmeye kalkıyorlar. Bu haliyle günaha girmiş oluyorlar. Bundan dolayı ayet-i kerimede Allah'ın gafur rahim olduğu nazara veriliyor. Peki gerçek manada müminler kimlerdir? İnnemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasuli. Yani müminler ancak o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler. Sümme lem yertabu, sonra asla şüpheye düşmediler. Ve cahadu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. Ulaike humus sadıkun. İşte sadık olanlar, yani amenna ifadelerinde, iman ettik ifadelerinde sadık olanlar bu özellikte olan kimselerdir. Burada imandan sonra amel ciheti, yani imanın kemali amellerledir. Ve gerçek anlamda iman etmek bunları da gerektirir. İşte Allah ve Resulüne iman edecek, devamında şüpheye de düşmeyecek. Yani mesela inşallah müminim demek caiz görülmüyor. Yani elhamdülillah biz müminiz. Ama ne kadar müminiz kendimizi sorgulayabiliriz. Sorgulamamız da gerekir. Ama inşallah müminim demek uygun değil. Alimler bunun bir takım mahsurlarına dikkat çekmişler. Elhamdülillah müminiz ama imanımız ne kadar sağlam, bunu kontrol etmek lazım. Ve şüpheye düşmemek, yani şeytan vesvese verir İslam'la alakalı, İslam'ın meseleleriyle alakalı, Allah'ın zatı sıfatlarıyla alakalı şeytandan çok şüpheler gelir. Şeytan fikirli insanlardan bir takım şüpheler yine pompalanır, adeta gelir. Ama gerçek anlamdaki bir mümin bu şüphelere karşı direnebilmeli ve inancından asla bir tereddüde, şüpheye de düşmemeli. Sağlam bir imana sahip olmalı. Belki burada şu hatıra gelebilir. Yani zaman zaman hepimizin zihnine vesvese türünden bazı şeyler geliyordur. Bu şüphelenmek demek değil. Şeytan yayın yapıyor. Parazit yayın yapıyor. İşte insan en güzel hakikatlerle meşgul olurken bile birden bir takım vesveseler gelebilir. Bu şüphe anlamında değildir. Veya acaba şöyle mi böyle mi? Tereddüt tarzında da bir takım ilkaat, şeytani ilkaat olabilir. Bunlar şeytanın birer yemi tabiri caizse. Acaba bunları alacak mı, yutacak mı deniyor. Bir imtihan, bu şekilde bir imtihan. Ama bir insan elhamdülillah müminim dediğinde mümindir. Dolayısıyla o şüphelere iltifat etmemesi lazım. Tabii o şüphelerden kurtulabilmek için de bilgiyle mücehhez olması lazım. Yani şeytan ne gibi ilkaatta bulunur, ne gibi desiseler, vesveseler verir, bunları elbette insanın bilmesi lazım. Bilip de ona göre gereğini yapması gerekiyor. Ve ardından وَجَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ. Onlar mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. Bu ifade edildi. Mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. Mal ve canla cihat, Allah yolundaki bütün gayretleri, bütün mücadele şekillerini içine alan bir ifadedir. Malla cihat, mesela bir insan maddi imkanları vardır, Allah yolundaki faaliyetlere destek olur. Ve elhamdülillah bu yapılıyor. Yapan epey değerli insanlar var. Bakıyorsunuz tek başına 8-10 katlı binayı böyle dikiyor. Burada işte Kur'an kursu öğrencileri kalsın diyor. Veya burada üniversite öğrencileri kalsın. Onların manevi değerlerine bağlı bir şekilde yetişmelerine zemin hazırlıyor. Bu manada malıyla cihad etmiş oluyor. Bir de can ile cihat, yani nefisleriyle cihat. Nefisle cihat derken başta kendi hevasına,
kötü arzularına karşı bir gayret içinde olması. Bir başka yönden ise yani yeri geldiğinde canını Allah yolunda feda edebilecek şekilde bir fedakarlık da gösterebilmesin. İşte ölürsem şehidim, kalırsam gazim. Bu dinin bize getirmiş olduğu esaslardan bir tanesidir. Ve tarih boyunca insanlarımız buna mazhar olmaya çalışmışlardır. Yeri geldiğinde Allah yolunda can vermeyi canlarına minnet bilmişlerdir. Demek ki imanın böyle uzantılar olacak ve amele iman yansıyacak. İnsan o zaman gerçek anlamda ehli iman olur. Kur'an-ı Kerim'de bunun daha böyle geniş olarak açıklandığı başka bir yer Mü'minun suresi. Mü'minun suresinde Allah-u Teala önce gadefle hal mü'minun diyor. Mü'minler felah buldu. Elhamdülillah mü'miniz. O zaman hani garanti kurtulduk gibi hatıra bu gelebilir. Ama ayet-i kerimenin devamı kimler mü'minlerdir? Mü'minlerin özellikleri nelerdir? Devamında onu anlatıyor. Ben sadece kısa mealini vereceğim. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içindedirler. Yani sadece namaz kılarlar da demiyor. Onlar namazlarında huşu içindedirler. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهُ مُورِدُونَ Onlar boş sözden, maleyani şeylerden yüz çeviren kimselerdir. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Onlar zekatı veren kimselerdir. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar iffetlerine sahip çıkan, haramdan uzak kalan kimselerdir. İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum. Yani hanımları, cariyeleri müstesna. Fe innehum gayru melumin. Onlarla beraberliklerinde kınanacak değillerdir. Fe men ibtaga vera ezalike. Ama kim bunun dışında haram bir yola haram bir yol arayışı içinde olursa fe ulaike humul adun. İşte onlar haddi aşanlar, haddi tecavüz edenlerdir. Ve devam ediyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَاُونَ O müminler emanetlere ve ahitlere riayet eden kimselerdir. Emanet derken her türlü kendilerine tevdi edilen görevler, vazifeler bunları yapmayı da içine alır. Yani diyelim birisi size bir mal bırakmıştır emaneten, onu daha sonra kendisine verirsiniz. Bu da emanete riayettir. Ama diyelim bir başkası bir beldenin belediye başkanı oldu. O belde ona emanet. İşte o emaneti görev olarak iyi telakki etmesi ve hakkını vermesi lazım. Bir başkası diyelim öğretmen. Sınıftaki öğrenciler ona emanet gibidir. Onları iyi bir şekilde yetiştirmesi, yetiştirmek için çok ciddi bir gayret içinde olması gerekir. Bütün vazifeler, sorumluluklar, mesuliyetler emanet kavramı altında mütalaa edilebilir. İşte onlar emanetlere ve ahitlere riayet eden kimselerdir. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar namazlarını muhafaza ederler. Namazla başladı, namazla bitiriyor. Önemine binaen birincisinde namazda huşu nazara verilmişti. Sonuncusunda da namazı muhafaza etmek. Vaktinde kılmak, beş vakit kılmak gibi bu gibi şeyler. اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ İşte onlar varistirler. اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ Firdevs'e varis olurlar. Firdevs cennetin en üst makamıymış. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cenneti isteyin, cennetler içerisinde de Firdevs'e talip olun. Yani en yücesine, en üstününe talip olun. Bu dersi bize veriyor. Hum fiha halidun. Onlar orada daimidirler. Kur'an-ı Kerim'de daha başka ayetlerde de Enfal suresinde falan bazı yerlerde innemel mu'minune müminler ancak işte şu kimselerdir. Bir takım özellikleriyle anlatılıyor. Buradan da şunu herhalde anlıyoruz. Mümin denildiğinde içi boş bir konserve gibi olmamalı. Diyelim bir konserveyi düşünelim. Falan konserve. Üzerinde şekil falan da var.
ne olduğuna dair. Diyelim fasulye ise fasulye resmi falan var. Ama kapağı açıp bakıyoruz, içi boş. O zaman dıştaki görüntü kurtarmaz. Bu açıdan mümin denildiğinde, hani bir şey lazım olduğunda, sabit olduğunda levazımatıyla sabit olurmuş. Mümin olmanın da bir takım böyle levazımatı var. Mümin olmak şunları şunları da gerektirir. Bu manada Kur'an-ı Kerim imanı bu yönüyle bize anlatıyor. Ancak belki bir yan bilgi olarak şunu da paylaşmakta fayda var. Men gâle la ilahe illallah dehalel cennet. Hadiste geçiyor. Kim la ilahe illallah dese cennete girer. Ya burada amel falan anlatılmıyor. Bu değişik şekillerde anlaşılabilir. Özellikle İslam'ın ilk döneminde pek amel yoktu zaten. Önce işin iman temeli atılmaya çalışılıyordu. O dönemde müşrikler Allah'ı kabulle beraber la ilahe illallah diyemiyorlardı. Ve şirk ile Allah'ı kabul ediyorlardı. O araya aracılar, putlar koymuşlardı. Dolayısıyla o dönemde la ilahe illallah diyen cennete girer mi? Girer. Henüz daha pek amelle alakalı hükümler gelmemiş. Mesela içki hayatın bir parçası ama hemen bir anda yasaklanmıyor. Beş vakit namaz Miraç'ta farz kılınıyor. Bu manada bakılacak olursa en azından belli bir dönemde la ilahe illallah diyen cennete girer. Bir de şöyle değerlendirilebilir. Yani la ilahe illallah aslında ameli de mültezimdir. Ameli de gerektirir. Şu manada, yani bir kimse falanı komutan olarak kabul etmişse, komutanım ben seni kabul ediyorum ama dediklerini yapmıyorum diyemez. Emredersin komutanım der ve komutanın dediklerini yapar. Yani orada kim falanı komutan olarak kabul etse, işte şöyle şöyle olur gibi bir ifadeyi düşünelim. Burada komutan olarak kabul etmek, ondan gelen emirleri de kabul etmeyi netice verir. La ilahe illallah demek de, ya ben Allah'ı kabul ediyorum ama emirlerini takmam denilemez haşa. Allah'ı kabul eden elbette ona itaat edecektir. Allah'a iman itaati de gerektirir. Bir başka yönü şöyle meselenin, yani kimin son kelamı la ilahe illallah olursa cennete gider. Yani o imanla gitmiş olur zaten. Bu anlamda değerlendirilir. Bir de yine en azından bazı şahıslar hakkında da bu tümüyle aynı hak, hiç tevil etmeden aynı ibareyle kabul edilebilir. Çünkü başka hadislerde kalbinde zerre miktar iman olan bir kimsenin doğrudan değilse bile netice itibariyle cennete gideceği ifade ediliyor. Bu açıdan bakıldığında iman cennetin bir anahtarı, o yönüyle değerlendirilebilir. Peki iman amel ilişkisinde acaba bir kimse imanı var ve imanında bir tereddüdü de yok ama amelde problemleri var. Bu kimse kurtulabilir mi? Bu noktada İslam alimleri değişik değerlendirmeler yapmışlar. Kurtulabilir, kurtulamaz değil. Amel ayrıdır, iman ayrıdır. Ancak ayrı olmakla beraber bunlar birbirinin olmazsa olmazı gibi birbirinin mütemmimi olan şeylerdir. Şöyle ki, mesela ve beşşirillezine amenu ve aminus salihat enne lehum cennetin. İman eden ve salih amel işleyenleri cennetler ile müjdele. Kur'an-ı Kerim'de bütün cennetle ilgili ayetlerde iman artı salih amel. İkisi beraber geçer. Bila istisna. Yehdihim Rabbuhum bi imanihim. Orada sadece iman nazara veriliyor. Ama evveline baktığımızda amel de var. Evveliyle beraber değerlendirildiğinde tek istisnasında da yine amelin nazara verildiğini görürüz. Böyle olunca yani evet, iman ayrı, amel ayrıdır. Bunları birbirinden tefrik edeceğiz. Ama bunlar birbirini de gerektiren şeylerdir. Bir adamda diyelim amel var ama iman yok. Kurtulamaz. Bir başkası imanım var diyor ama amel yok. Bu da kamil manada yine kurtulamaz. Demek ki iman varsa bunun gereği de yerine getirilmeli. Ben bazen şöyle bir örnekle bunu ifade etmeye çalışıyorum. Şu anda bazı şehirlerimizde doğal gaz var.
Ama doğalgaz yokken her tarafta odun kömür yakılıyordu. Odun kömürden örnek vereceğim. Yazın sıcağında insanımız kış için hazırlık yapıyor. Odun ve kömür tarzında hazırlık yapıyor. Odun alıyor veya kendisi getiriyor. İşte kömür alıyor, depoluyor falan. Her şeyini hazırlıyor. Neden? İnsanımız kışın geleceğine şüphesiz iman ediyorlar. O noktada insanımızın herhangi bir tereddüdü yok. Acaba bu sene kış gelmez mi? Öyle bir tereddütleri yok. Devamlı gelmiş. Mevsimi geldiğinde kış geliyor. Ve bu noktada sümme lem yertabu ayette geçti ya, Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra da şüpheye düşmediler. Şüphesiz bir iman. İşte şüphesiz bir imanı bunlar elde ettiklerinden, kışın geleceğine dair şüphesiz bir imana sahip olduklarından yazın sıcağında kış için hazırlık yapılıyor. Ve bu garip de karşılanmaz. Evet, böyledir. Hazırlık yapmak gayet normaldir. Temsilde hata olmasın. Şu dünya yazından sonra diyelim diğer alemin kışının, cehennem gibi bir durumun geleceğini veya cennet gibi bir saadetin geleceğini kat'i olarak bilen bir kimse, tereddütsüz bir şekilde buna iman eden bir kimse elbette orası için hazırlık yapacaktır. İşte cennette kendisine zâd-ı ahiret olacak nelerse salih amel olarak onları yapacaktır. Öte yandan cehennemi netice verecek ameller var. Onlardan uzak kalmaya çalışacaktır. Demek ki iman eğer hakikatıyla bir kalpte yerleşirse bu ameli de netice verir. Ancak nadiren bazı fertlerde durum çok farklı olabiliyor. İsim vermeyeceğim de Türkiye'nin yakın tarihinde gerçekten çok güzel ifadelerle zihinlerde böyle yer tutmuş olan bir zatla alakalı. Onun sohbetlerine katılanlardan birisinden dinledim. Dedi ben işte falan zatın sohbetlerine çok katıldım. Ehli sünnet itikadını, inancını çok güzel ifade ediyordu. Çok da güzel anlatıyordu. Bu noktada bir taviz de söz konusu değildi. Taviz vermeksizin, itikadından taviz vermeksizin yoluna devam ediyordu. Ama bahsettiği şahıs daha evvelinde berbat yerlerden gelmiş. Bundan dolayı da amel noktası son dönemleri müstesna biraz ihmal edilmiş. Belki doğru düz namaz kılmamış. Belki bir takım günahlardan bir anda kendini kurtaramamış. Son döneminde gerçi bir çeki düzen vermiş de işte bahseden zat diyordu ki ehli sünnetin iman, amel bunlar birbirinden ayrıdır demelerini ben o zatın hayatında çok daha net bir şekilde anladım demiştim. Ama harici meşrep olanlar, İslam tarihinde hariciler var. Bunlar eğer amel yoksa iman da yoktur. Bu noktaya işi getirmişler. Bu haddi aşmak oluyor. Yani amel yoksa iman olabilir. Biz onu tümüyle reddedemeyiz. Ama imanda mertebeler vardır. Işıkta mertebeler olduğu gibi. Yani bir mumun ışığı da ışıktır. İşte bir lambanın ışığı da ışıktır. Güneşin ışığı da ışıktır. Arada mertebeler var. İmanda da mertebeler var. Böyle olunca birisinde böyle mum kadar bir ışık varsa ışık yoktur diyemediğimiz gibi imanı azıcık bir imansa onun imanı yoktur deme hakkına sahip değiliz. Ama imanı kuvvetli değildir. İmanı realitede olması gereken seviyede bir iman değildir. Bu manada bakılabilir. Ayetin devamında ulaike humus sadıkun işte sadık olanlar onlardır. Yani amenna ifadesinde, iman ettik ifadesinde sadık olanlar Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen ve mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerdir. Kul etuallimun Allah'a bi dinikum. Ey peygamber de ki, konu devam ediyor yine. Yoksa siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Yani kendi dindarlığınızı Allah bilmiyor da siz mi öğreteceksiniz? İşte amenna, biz iman ettik gibi. Ya Allah sizde ne var bilir. Kimde ne kadar iman var bilir. Kimde ne kadar İslam'a karşı duyarlılık var, amel var. Allah hepsini bilir. Bunun tabi başka cihetleri de yoksa siz Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkıyorsunuz?
Başka yönlerden de değerlendirilebilir. Hani bazı insanlar var dini konularda bence bu böyle olmalı diyor. Dini konularda bence olmaz. Yorumunda olabilir de ama işte bence artık bu zamanda İslam'ın ceza hukukuyla alakalı hükümler uygulanamaz, kabili tatbik değildir diyemez bir insan. Uygulamıyoruz o ayrı mesele. Ama bu Allah'ın hükmüdür. Şu an için insanlar ihmal etmiştir, göz ardı etmişlerdir. Bence artık bu zamanda bu olamaz, denilemez. Bence oralara girmemesi gerekir. Yoksa insanlar haşa Allah'a dini öğretmek gibi bir konuma düşmüş olurlar. Hadlerini tecavüz etmiş olurlar. Bir tanesi namazla alakalı bir toplantıda demiş ki, bence demiş, artık bu zamanda insanlar namaz kılmasalar da olur. Gerçi demiş ben Tanrı'ya inanıyorum ama sabahları böyle kalktığımda elimi yüzümü yıkarken Tanrım ben sana inanıyorum ve senin huzurunda saygı duyuyorum. Sana olan saygımı da bu şekilde bu temennilerle ifade ediyorum diyorum. Bu da benim ibadetim oluyor diyor. O kadar meşgul insanlarız ki artık 5 vakit namaza vaktimiz yok diyor. O meclistekilerden bir kısmı bunu istihsan ediyor, beğeniyorlar. Çağdaş bir görüş olarak değerlendiriyorlar. Ama orada oturanlardan, meseleyi bilenlerden birisi söz hakkı alıyor. Diyor ki, beyefendi iki hususa temas ettiler. Bunlardan birisi namazın bir saygı olduğu Allah'a karşı. Doğrudur. İnsan Allah'a saygısını namazla göstermiş olur diyor. Ama bunun kalben gösterileceğini, kalpten geçirmekle olacağını ifade ettiler. Buna katılmak mümkün değil diyor. Sizler diyor askerlik yapmışsınızdır, bilirsiniz. Askerde işte komutan esas duruşun nasıl olacağını gösterir. İşte eller nerede olacak, ayak nerede olacak, göğüs nerede olacak, bütün bunları tek tek gösterir. Gösterdikten sonra askerlerden birisi eli cebinde biraz da kırıtarak, komutanım kalbim sana saygıyla dolu, ben kalben senin karşında hazır ol da bekliyorum demiş olsa, komutan diyor ne yapar? Biz sana böyle mi gösterdik der, onu diyor cezalandırır. İşte Allah-u Teala namaz ibadetinin nasıl olacağını insanlara bildirmiş. Dolayısıyla orada artık benceyle, yani bence artık günümüzde namaz sadece saygı boyutuyla yeterlidir denilemez. Ancak namazla alakalı benceler nerede olur? İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii gibi zatlar ilgili ayet ve hadislerin yorumunda hani mezhep farklılıkları olmuş, oralarda bence demişler. Bu da dinin özüne taalluk eden bir şey değildir. Dini daha iyi anlamak için bir gayretin neticesidir. Yani gul etuallimûne Allâhe bi dînikum. Yani ey peygamber de ki, yoksa siz Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkıyorsunuz? Bir yönüyle bu gibi manalara da işaret gibi düşünülebilir. Yani bizden istenen dini doğru bir şekilde algılamak ve hayatımızda uygulamak. Buradaki tabii daha çok mana, diyanetinizi siz mi Allah'a öğreteceksiniz? Ya Allah sizin ne kadar dindar olduğunuzu biliyor. O anlamda birinci derecede mana bunu ifade eder. Vallahu ya'lemu ma fis semawati ve ma fil ard. Halbuki göklerde, yerde ne var? Allah hepsini bilir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Ve Allah her şeyi bilendir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ilmini bize anlatırken وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Yani bir yaprak bile Allah'ın ilmi dışında yere düşmez. Cüz'i bir olayla bize bunu anlatıyor. Yani bize göre işte tesadüfen rüzgar eser gibi görülür. Ve tesadüfen de bir ağacın dalından bir yaprak yere düşer gibi öyle zannedebiliriz. Ama rüzgar tesadüfen esmez. Allah'ın estirdiği canipten eser. Bir yaprak da kendiliğinden düşmez. Allah'ın ilmi dahilinde yere düşer. Böyle olunca bize aklı veren Allah, aklımızdan neler geçenleri bilir. Kalbi veren Allah, kalbimizden neler geçtiğini bilir. Bize aza, cevarih bunları veren Allah-u Teala bu azalarla ne yaptığımızı da bilir. Öte yandan bu bedevilere bakan yönüyle amenna demekten maksatlarının ne olduğunu da dünyevi menfaat gibi şeyler olduğunda Allah elbette bilir. Ve ardından devamında genel bir hüküm olarak ifade ediliyor. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi
bilendir. Bunun istisnası yok. Yemunnûne aleyke en eslemû. Onlar Müslüman oldular diye sana minnet ediyorlar. Yani bu Beni Esed kabilesi. İşte başka kabileler, savaş sonucunda Müslüman olanlar var. Şu şu durumlarda Müslüman olanlar var. Ama biz geldik kendimiz Müslüman olduk diye bu şekilde minnet etmeye kalkıyorlar. Kul la temunnu aleyye islamakum. Ey peygamber sen de ki İslam'ınızı bana minnet etmeyin. Yani Müslüman oluşunuzu, Müslüman o İslam'a girmiş olmanızı minnet yoluyla ifade etmeyin. Belillahu yemunnu aleykum en hedakum lil iman in kuntum sadikin. Yani gerçekten İslam'a girmekte, amenna deyişinizde sadık kimselerseniz size hidayet etmiş olmakla Allah size minnet eder. Yani Allah böyle bir nimeti size bahşetmiştir. Dolayısıyla bu nimete mazhariyetten dolayı sizin şükür içinde olmanız gerekir. Yoksa bak biz savaş olmadan Müslüman olduk, bize ayrıcalık tanı, bize bir takım daha özel ganimetler ver deme hakkı olamaz ve olmaması gerekir. İnna Allahe ya'lemu gaybes semavat vel art. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Gayb derken gözden ırak olan şeylere gayb deniyor. Mesela birbirimizin simasını görüyoruz ama kalbimizde neler geçiyor? Bunlar bize gaybtır. Kendi kalbimizdekileri biliriz de başkalarının içinden ne geçtiği bilinmez, gaybtır. Ama Allah'a gayb diye bir şey yok. Allah bütün alemleri yaratan ve mülkünde neler cereyan ediyor, her şeyi bilendir. Diyelim insanlar birbirleriyle telefonla görüşüyor veya birbirleriyle mail tarzında internet üzerinden haberleşiyor. Kim kime ne gönderiyor biz bilemeyiz, bize göre gayiptir. Ama diyelim o hangi mailden haberleşiyorlarsa genel merkez için gayip yoktur. Çünkü birbirlerine gönderdiklerinin bir nüshası onlarda zaten. Orada gayip diye bir şey yok. Sistemi kuran orada neler cereyan ediyor hepsini tek tek bilir. Temsilde hata olmasın. Allah-u Teala mülkünün her tarafında neler cereyan ediyor? Elbette mülkünde neler cereyan ettiğini bilmektedir. Ela ya'lemu men halak, yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette ki bilir. Ve bildiğinin bizler tarafından kolay anlaşılabilecek bir misali şu. Mesela bir insan tek böbrekle yaşıyor olabilir. 40 yaşına kadar farkına varmamıştır. Ama 40 yaşında dahiliyeden diyelim bir ultrason filmi çekilmişse o zaman farkına varmıştır. Yani 40 yıla kadar kendisine tek böbrek olduğunu bilmeyen nice insanlar duyuyoruz. Ama Allah onda tek böbrek olduğunu biliyor. Yani Allah yarattı ve onun böbreğindeki faaliyetler o kimse kendisi yürütmüyor zaten. Hatta insanda 100 trilyon hücre olduğu söylenir. 100 trilyon hücrenin hiçbirisine hiçbir insan gerçek anlamda malik değildir. Yani hiçbir hücremizdeki faaliyetimizde, faaliyetlerde neler olduğunu tam bilemiyoruz. Elimiz, gücümüz oralara zaten yetmiyor. Allah-u Teala oralarda tasarruf ettiğine göre elbette her bir hücremizde neler cereyan ettiğini de bilmektedir. İfade etmeye çalıştığım gibi bize aklı veren aklımızdan geçenleri bilir. Kalbi veren kalbimizden geçenleri bilir. Ya'lemu sırra ve ahfa. Hem gizli olanları bilir hem de daha hafi olan sırrımızda neler var? Sırrın sırrında neler var? Allah onların hepsini bilir. Vallahu basirun bima ta'melun. Ve Allah neler yaparsanız hepsini görendir. Cenab-ı Hak hepimize kamil bir iman ve İslam'ı gayet iyi bir şekilde yaşamak ve ihsan mertebesine nail olmayı nasibi müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.